Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte üst üste videoları yayınlanmış olan FIFA 18 nasıl olacak bir ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar özellikle EA'in DICE'la birlikte geçmiş olduğu Frostbite oyun motorunda yapılacak olan geliştirmeler çok merak ediliyor. Eğer Frostbite nedir ne değildir merak ediyorsanız şuradaki karttan Battlefield 1'e ulaşabilirsiniz. İzleyin bakalım Frostbite neymiş. En çok merak ettiğiniz şey en başta söylüyorum. Eğer web sitesindeki bilgide bir aksilik olmazsa oyun 29 Eylül'de bizlerle buluşacak. Tabii ki de çıkacak platformlar işte PC, Xbox ve PlayStation 4. Buna ek olarak bu sene bir de Nintendo Switch'e çıkaracaklarmış. Başta da söyledim de Nintendo Switch'i de ilk kez duyuyorsanız onu da incelemiştik. Onu da hemen şuradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar oyun çıktığında bizleri 3 tane mod karşılayacak. Bunlardan bir tanesi standart, diğeri Cristiano Ronaldo sürümü, sonuncusu ise ikon. Bunların Türkiye fiyatlarını da hemen söyleyeyim sizlere. PlayStation 4 için standart sürüm 269 TL, Ronaldo sürümü 309 TL, FIFA ikon sürümü ise 329 TL olacak. Bununla birlikte arkadaşlar PlayStation 3 için çıkacak olan FIFA 18'e de 259 TL'ye ulaşabileceksiniz. Oyunun kapağında ise daha önce hep böyle Messi falan filan tercih edildi. Bu sefer arkadaşlar Ronaldo ile anlaşmışlar. Hatta buna ek olarak oyunun Ronaldo sürümünü önden satın alırsanız birinci avantajınız oyunu 3 gün erken oynayabileceksiniz. İkinci avantajınız 60 dolar ederi olan Jumbo Premium altın paketine kavuşacaksınız. Üçüncü avantajınız ise Cristiano Ronaldo'yu Foot yani Ultimate Team modunda 5 kere ücretsiz kiralayabileceksiniz. Az daha unutuyordum oyun içinde kullanabileceğiniz 8 adet ücretsiz formada cabası. Ronaldo demişken hemen şunu da belirtiyorum. EA'in yapmış olduğu açıklamaya göre oyunun içerisindeki fiziksel hareketlerde referans noktası olarak Ronaldo ve ona benzer yıldız futbolcular kullanılmış. Tabii bununla birlikte bazı özel isimlerin kendilerine has hareketlerinde oyunun içinde olacağını söyleyelim. Ne bileyim Ronaldo gibi çalım atabileceksiniz mesela. Şimdi arkadaşlar EA'in yayınlamış olduğu gameplay videosuna bakacak olursak oyunun ana karakteri kuşkusuz Ronaldo olacak. Bu duruma ek olarak da yine çok öne çıkarılan Frostbite oyun motoru sayesinde kafe ve böyle uçan ayakla attığınız goller falan filan daha dramatik olacak diyorlar. Ya burada dramatikten tam kısıt nedir anlayamadım ben ama böyle daha mı gerçekçi, daha mı yumuşak o kısmını oyun çıkınca anlayacağız. Oynanışla ilgili de şunu söylemem gerekiyor. Artık birine pas verdiniz tamam yan gel topuna ulaşır diye bir durum yok. Artık pas verdiğiniz oyuncuyu doğru bir şekilde topla buluşturmak da FIFA'nın yeni sürümünde bir görev olacak. Yani arkadaşlar tartışmasız EA yine oyunun gerçekçiliğine ve gerçek oynanış deneyimine önem vermiş ve buna yatırım yapmış. Mesela şöyle bir örnek daha vereyim size. Diyelim takımınızla birlikte atağa kalktınız ve takımınız ünlü bir takım. İşte taraftarlar normalde gerçek sahada duymuş olduğunuz özgün bir sloganı buradan hemen arkanızdan topluca söyleyebilecekler. EA'de bu durumu zaten dünyanın en iyi atmosferinde yaşanacak bir oyun deneyimi olarak aktarıyor. Bu iddia da muhtemelen PES'e gidiyor. Gelin gelelim Journey yani hikaye moduna. Şimdi arkadaşlar EA'ye kalacak olsa Journey modunu dünyada 10 milyondan fazla oynayan var. Ama bana soracak olursanız hikaye modu pek tutmadı. Ki bu seferki frontman de Alex Hunter. Hatta yayınlanan video öyle bir olmuş ki en başta siz gerçek röportajları izliyorsunuz. Ne bileyim Ronaldo konuşuyor, futbol yorumcuları konuşuyor. Amaçları kuşkusuz hikaye moduna bizi gerçek görüntülerle dahil etmek. Oynarsınız, oynamazsınız ya da bu modu seversiniz bu kısmını tam bilemem. Fakat şunu söyleyebilirim daha etkileyici ve daha çok bizi çağıran bir Journey moduyla karşılaşacağız. Bu kadar laf ettik şu meşhur dananın kuyruğunu artık koparalım. FIFA oynayanlar çok iyi bilecektir. Oyunda ciddi bir lag problemi var arkadaşlar. Hatta oyundan kopmalarda bunun cabası. EA Games bu meseleye gerçekten kafa patlatmış. Bizim de şöyle bir beklentimiz oluştu. Altını çiziyorum. Bu bir beklenti. Yeni dünyada adına Dedicated Server denilen oyun sunucuları. Bu şu demek arkadaşlar. Eğer ki EA bu geliştirmeyi yaparsa Türkiye'de bir sunucu açılabilecek ve biz çok daha hızlı ve çok daha az beklediğimiz ve daha az kopuşlar yaşadığımız bir FIFA deneyimi yaşayabileceğiz. EA'in şu an görünmeyen fakat oyun çıktığında ortaya çıkacak olan pek çok geliştirmesi olacaktır. Bunların odağında da Foot yani Ultimate Team yer alacaktır. Bunun nedeni FIFA Ultimate Team'in EA Games'in ana gelir kaynağı olması. Yani siz oyunu gidiyorsunuz, satın alıyorsunuz, iş orada bitmiyor. Bir de Ultimate Team'de para harcıyorsunuz. Ve bu durum bu oyunun en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. O yüzden EA ne yaparsa yapsın en çok geliştirmeyi Ultimate Team'de yapacaktır bu dediğimi unutmayın. Çünkü adamlar oradan para kazanıyorlar. Şimdi arkadaşlar içeriğimizi kapamadan önce son noktaya geldik. Yani anketimize sadece 2018 sürümlerini baz alacak olursanız bu senenin en iyi futbol oyunu sizce hangisi olacak? Ben ankette oyumu FIFA 18'e bastım. Benim nacizane kişisel görüşüm budur. Çünkü bence FIFA daha gerçekçi. Siz de önce oyunuzu verip sonra yorum kısmına nedenini yazarsanız bu meseleyi birlikte tartışma fırsatını elde etmiş oluruz. Gari videoyu kapatıyorum. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.
başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hemen corner çizgilerinde duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca orta sağdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Çok komik bir espri bu. Ha ha ha.